nerede? Erdoğan, aynen abi. Aldım. Tamam, için yarayın. Bak yenge senden daha iyi yaptı ya. Erva! Abla! Sen yüzünü burada! Uçurtma bende! Bana doğru gelmeyin, korkutuyorsunuz beni, geri kayın. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şişir, şişir. Haydi bakayım, nefesinize kuvvet. Şişir, şişir, şişir. Olabildiğince hızlı şişir. Haydi bakalım. Çek. 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 Gel. Başla. Başla. Alkış alalım. Alkış. Ben kıymetli çalışma arkadaşlarımı, başkan yardımcılarımdan daire müdürlerimi, tüm kademelerde çalışan çok kıymetli arkadaşlarımı, kardeşlerimi, büyüklerimi, onların değerli ailelerine, kıymetli evlatlarına hepinize hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz diyorum. Şunu söylemek istiyorum. İnegöl Belediyesi gerçekten büyük bir aile, çok büyük bir platform, çok büyük bir kurum, kuruluş. Ben de bizzat yaşayarak, şahit olarak bunu görüyorum. Güçlü bir ekip var, güçlü bir kadro var. 1870 yılında kurulmuş ve 152. yılını yaşayan bir belediye var. Ben öncelikli olarak çalışma arkadaşlarımıza, şehrimize ve kurumumuza kattığı her türlü destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ailelerine, hanımefendilere, büyüklere çok teşekkür ediyorum. Onlara karşı gösterdikleri sabırdan dolayı. Çünkü işlerimiz devamlılık esaslı olduğu için sürekli mesai, sürekli bir çalışma temposu içerisinde çalışıyoruz. Bundan dolayı da aileler de aslında burada çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Ben ailelerimize de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Tabii bir miktar pandemi bizi her türlü etkinlikten uzaklaştırdı. Ancak pandeminin artık izlerinin kalkmasıyla beraber yavaş yavaş etkinlikler yapabiliriz dedik. İnsana verdiğiniz değer, onlara yaptığınız yatırım her zaman karşılığını verecektir. Bizim ailemiz de, İnegöl Belediyesi ailesi de her geçen gün ehliyet ve liyakat olarak daha da güçlenen, kendini geliştiren, sürekli gelişimi merkezine koyan bir kurum olmaya devam edecek. Şöyle bir iddiamız var. Belediyeler içerisinde gerçekten örnek bir belediye olmak istiyoruz. Parmakla gösterilen, işaret edilen bir kurum olmak istiyoruz. Bunu da inşallah bu ekiple, bu kadroyla gerçekleştireceğiz. Bir de ben burada tabii ülke şartları, dünya şartları derken ister istemez tabii böyle bir ekonomik anlamda da
alım gücünün kısmen azaldığını, düştüğünün hep birlikte farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tüm kabineye kadar, tüm milletvekillerimiz de bunları iyileştirmek adına mücadeleler veriyorlar. Bunların farkındayız. Bir miktar fiyatlarda artışların olduğunu herkes gibi bizler de farkındayız ve görüyoruz. Bu alanda da iyileştirmeler yapmaya devam etmek istiyoruz. Bir taraftan da tabii insanların refahını artıracak gelir seviyelerini yükseltmek bu kıymetli olanı. Biz de inşallah tabii arkadaşlarımdan da ben bilgiler almaya çalıştım. Özellikle şirket çalışanlarımızın, orada biliyorsunuz 530 tane çalışanımız var bizim. Şirket çalışanlarımızın asgari ücretle ilgili sözleşmelerinden gelen zaten otomatik bir yevmiyelerinde artış meydana gelecek. Bu bir. İkincisi de inşallah biz bu ay geçerli olmak üzere 1000 lirada ilave buna seyanen bir zam yapıyoruz arkadaşlar. Ben bunun da yeterli olmadığını ifade etmek isterim. Bakın bunu kademe kademe kazan kazan şeklinde arttıracağız. Ben her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı, sıhhatli, güzel, bereketli bir ömür diliyorum. Biraz buluşmaya, birlikte yapmaya devam edeceğiz.